bilgi geldi. Annenle kırgın mısınız? Ya ufak normal gündelik yani senelerdir. Bugüne kadar her şeyi alttan alan taraf ben oldum. Bir yanlış bir şeyim olduysa senden özür dilerim yani ellerinden öperim. Tabii tabii şişten geçtikten sonra. Ama şimdi bak bu yani iğneleyici konuşursan sinirlenirim tabii ki. İğneleyici lafları biliyorsun şey yani sinirlendiğimi normalde. Doğru konuşacaksın. Benim yerime doğru konuşuyorum burada yanlış bir şey mi konuşuyorum? Ben ona saygılı konuşuyorsam anne olarak, büyük olarak ben de bir gram olsun saygıyı hak ettiğimi düşünüyorum. O zaman büyükler büyüklüğünü bilecek o zaman. Küçüklere fazla söz hakkı bırakmayacaklar. Büyükler kötülüğü de kabul edecek. Evet. Böyle bir şey yok. Bir dakika, bir dakika. Özür diliyorum burada. Bunu böyle kabul edeceksin o zaman. Büyükler büyüklüğünü bilmiyorsa tabii küçükler büyüklük yapar. Böyle de bir şey yok. Ben tamam, günah keçisi. Tamam, İlişkide de günah keçisi benim. Her şeyde günah keçisi benim. Tamam mı? Ben her şeyi üstüme alıyorum. Allah şükürler olsun da bu yükü de kaldırırım yani. Şimdi ilk önce size şeyi sormak istiyorum. Caner buralarda mı? Geliyor. Sosyal medyada sizinle ilgili bir yorum gelmiş. Caner onu bir kere daha söylesin. Anneler ilişkiye bu kadar müdahale ettikleri için Ebru ile Mehmet'in mutlu olma şansı yok diye bir yorum yapılmış. Evet, biraz önce duydum Caner söylediğinde. Ne yapabiliriz onu da bilmiyorum Kesra abla. Yani annelerimizin hani bir art niyetle dahil olduklarını zaten biliyoruz. O şekilde yaklaşmıyorlar bize. Fakat nasıl oluyor, ne oluyor anlamıyorum. Birden karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki tecrübeliler, yaşlarına, tecrübelerine hürmetimiz sonsuz. Fakat biz de gerçekten kendi önümüze bakmak istiyoruz. Yani hem Ezel annemin hem kendi annemin ellerinden öperim. Onlar iyi niyetle bir şeyler yapıyorlar ama belki biz stresten farklı algılıyoruz. Ama biz de birbirimize bakmak istiyoruz. Mehmet. Yorulduk tabii böyle şeylerden. Ha tabii ki ilişkimize birebir etki yapacak bir şey yaptıkları yok. Ebru da kendi annesiyle yani ailevi sorunlar yaşayabilir. Ben de yaşayabilirim. Ama tabii ki birebir bir şey etki etmiyorlar bizim ilişkimize. Ebru'ya zaten bugün de onu söyledim. Biz sapasağlam ayakta duracağız. Bilinçli bir şekilde. Dışarıdan engeller olabilir. O engelleri de bizim duruşumuzla, saygımızla. Ne gibi engeller olabilir? Olabilir Esra Hanım. Yani illaki hayatta karşınıza değişik değişik engeller çıkıyor ki bu durumda milletin ağzı torba değil ki büzesin. Evet. İllaki bir şeyler duyulabilir. Annelerin ne bileyim kıskançlık mı desem? Mesela anneler kıskanıyor mu sizi? Ya herhalde hani hem Mehmet de ilk çocuk ben de öyleyim. Kıskançlık olarak bize bunu lanse etmiyorlar. Yanlış anlaşılmasın şimdi annelerimiz bunu da yanlış anlar. Yok yok işte hep böyle. Olabilir bir yani. Bir paylaşımla alakalı belki hani ben mesela evimden gidiyorum. Mehmet kendisi bir düzen kurmaya şimdi başlıyor. Şimdi Ebru ile beraber illaki dışarıda vakit geçiriyoruz. Vakit geçiriyoruz. Annem dün söyledi ya eve gelmiyor falan. Yani gece gidip rahatsız etmek istemiyorum. Gidiyorum arkadaşımda kalıyorum. Zaten Ebru'nun haberi var. Ebru gelirse bize bırakıyorum. Yine gidiyorum arkadaşımda kalıyorum. Nedir? Evde görmüyor. Senelerdir alışmış. Bütün sıkıntıları beraber o kapının ardında dört kişi yaşamışız. Atlatmışız. Allah'a bin şükürler olsun ki. Annemin de böyle ilgiye, şefkate. Aynı şekilde annesinin de. İşte ihtiyacı oluyor. Biz de kendi meselemizle ilgileniyoruz. İlişkimize bakıyoruz. Her şey dört dörtlük ilerlesin güzel bir şekilde. Allah'ıma bin şükürler olsun ki onunla beraberim. Her şey çok güzel. Ve yani dışarıdan herhangi bir kötülük gelse bile şu anda onu yıkabilecek güçteyim. Hiçbir şekilde de kimsenin zarar vermesine müsaade de etmeyeceğim. Bunu söylerken içim de çok kötü oluyor gerçekten. Gözlerin doluyor. Evet gözlerim doluyor çünkü yorulduk gerçekten yorulduk. Yani rica ediyorum herkesten rica ediyorum biraz yani biraz lütfen. Yani hep benim üstüme geniliyor bu konuyla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sosyal medyada günah keçisi ilan edilmişim. Bazı şeyleri bilmiyorsunuz ben de burada saygım gereği konuşmuyorum. Konuşmam da ağzımdan kimse o lafları alamaz. Olumlu olumsuz yorumlara her zaman açığım. Her zaman açığım.
Burada locada oturduğum zaman da bunu söylüyordum. Olumsuz yoruma arkadaşlar bir şeyler söylüyorlardı. Ama insanın içini bilmeden, karakterini bilmeden yorumlar yapmayın, hakaret etmeyin. Bu saatten sonra da dün bunun kararını aldım. İki avukatıma da haber verdim. Sosyal medya hesaplarım avukatlarımın kontrolünde. En ufak kötü yorumlarda direkt devreye girecekler. Ve her şekilde sizinle bu konuda uğraşacağım. Sakın ha sakın, hakaret sakın. Olumlu olumsuz yorumlara baş tacımızsınız. Daha demin Caner de söyledi. Birlikte olabileceklerini düşünmüyorum. İnsanlar yazmışlar. Biz sapasağlamız ve birbirimizi çok güzel bir şekilde bulduk. Siz de bu saatten sonra bu mutluluğu seyredin. Ve herkes kendine de ders çıkarsın. Biz dimdiyiz. Şimdi aslında sen söyleyince kafamda oturdu. İkiniz de evin büyüklerisiniz. Ve bugüne kadar hep sırtla yandınız. Evet. Ve çok şanslısınız ki ikinizin de yetiştirme tarzı aynı. Her şeyimiz aynı. Özellikle sizlere çok düşkünler. Evet. Aynen. Ve siz de onlara sonsuz sevgi vermişsiniz. Fakat ya, siz birbirinize aşık olunca... Evet. Güçtür, kolon yıkılıyor. Evdeki bir ana kolon yıkılıyor. Bir bina düşünün, ana kolonu evet. Yıkılıyor. Onun evinde de aynı evet. Şekilde, benim evimde de aynı şekilde. Yani kıskançlık olarak diyorum da o kıskançlıktan evet, öte bir şey. Evet. Aynen. Bir şey söyleyeyim, tatlı bir kıskançlık aslında. Hani bugüne kadar benim oğlum hep yanımdaydı, bir alomda ama şimdi onun bir hayatı olacak. Onun benim kadar sevdiği bir kadını var. Senin için de aynı evet. Şey geçerli. Yani aslında... biz onlara, biz lafını kesiyorum. Yani biz onlara Evru'yla konuşuyoruz sürekli, anlatıyorum. O bana bir şeyler anlatıyor falan. Yani biz büyük bir aile kurma derdindeyiz. Evet. Büyük bir aile. Sadece ikimiz Evru'ya dedim ki Evru bizim evimizin içinde dedim. Öyle bir mutluluk yumağı olsun ki ay, çocuğumuz inşallah. Da olursa. Amin. Biz dedim anca etrafımıza sıkıntı değil mutluluğumuzla mutluluk dağıtalım. Bizim mutluluğumuzla evet. Mutlu olsun insanlar. Biz bunu istiyoruz. Birbirimizi de bulmuşuz. Böyle istiyorum. Olumsuz şeyler istemiyorum ya. Ben hayatımda sıkıntı isteyen bir insan değilim. İstemiyorum. Ben sırf gece alemini bu yüzden bırakmış insanım. Ben sıkıntı... Bu saatten sonra istemiyorum. Dışarıda da gayet şen şakrak bir insanım. Bir sıkıntım da yok ilişkimde. Ben anlamıyorum ki insanlar şunu söylüyor, bunu söylüyor falan. Bana ne, bana nasıl gelirse bir insan öyle karşılık bulur. Bana terbiyesizce, saygısızca gelirse onun gösterdiği saygısızlığın 10 mislini ona yaşatırım. Bu güce de sahibim. Bunu da böyle görmüşüm ben hayatımda. Ve ona da aynı şekilde. O tek başına değil. O artık benim yanımda. Ona da en ufak olumsuz bir şey olduğu takdirde dağ gibi Mehmet'i görürler arkalarında. Yani bu en yakınından bile gelse. Hiç fark etmez. Kimseyi tanım. Benim kötü zor zamanımda yanımda olmayan kimseyi mutluluğumda tanımam. Tanımayacağım da. Benim zor zamanımda yanımda olacak. Yoksa mutlu zamanımda yanımda olmasın istemiyorum. Ben mutlu zamanımda yanımda olanlarla beraber hayatıma devam ederim. Diyorum ya çizgimi bozmadım. Dün annemle de böyle bir tartışmamız oldu. Doğru bildiğimi hiçbir zaman başka şekilde yorumlamadım. Bir çizgim vardı ve o çizgimde devam ettim. Allah şükürler olsun ki o çizgimi de bozmayacağım. Dimdik devam edeceğim. Bu deli kız da benimle beraber, bizimle beraber kolumuza elimize girmek isteyen bizimle beraber gelsin. Mutluluğumuza şahit olsun. Gelmek istemeyen de Allah yolunu battığına açık etsin diyorum. Anneme de buradan bir şey söylemek istiyorum. Annem bu arada yayına bir, bağlanmıyor ve adaya gitmiş. Evet adaya gitti. Kafasını dinlemeye. Ben gene söylüyorum. Dün ben yine konuşmama düzgün bir şekilde hatta biz burada gülerek çıktık. Dedim ellerinden öperim bir şey bir kusur işlediysem. Öyle tatlı geçer diyordum ben bir anda gerildiniz yani ya. Ellerinden öperim özür dilerim dedim ki benden fazla duyulan bir laf değildir. Çünkü haklı olduğum konuda hiçbir şekilde. Tabii de onun da hakkının olduğu bir konu yani mevzu vardı. Yani sen de annen gibi konuşuyorsun. Bir taraftan toparlayıp öbür taraftan... Hayır. Dağıtmak şeyinde değilim. Beni büyüten insan. Ben ona saygısızlık evet. Yapmak asla istemem. Dün öyle bir ortam oluştu. Ben hatta konuyu bile açmadım. Dedim ki ailevi mesele olabilir diye söyledim. Ama annem tabii konuya girince benim de biliyor nereden iğneleneceğimi.
Annem de sinirli bir şekilde söyleyince benim laflarım da boşa gitti. Hayır, ben oldum annesine şey saygısızlık yapan insan. Ezel teyze çok tatlı ama bir taraftan şey diyor, eve gelmiyor zaten. Bugüne kadar hep alttan alan ben oldum. Evet. Onlar hiçbir şey alttan almıyorlar diye. Ben gene söylüyorum, ben gene büyüklük yapıyorum. Gene büyüklük yapıyorum. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Ben senden özür diliyorum. Affedip affetmemek sana kalmış. Saygım sonsuz. Beni yani bu yolda da yalnız bırakacaksan... O kadar mı ilerledi iş? Ebru? Evet. Şaka yapıyorsun. Fazla kırgın annem Mehmet'e karşı. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Hani ne dedi mesela, düğününe de mi gelmem dedi? Düğününe ama gelmem diye bir şey söylemedi. Ebru ile görüşüyorlar zaten. Seni, ne diyor sana? Seni buldum yanına dedi. Bu zamana kadar da yapmam gerekeni yaptım. Bundan sonra tek başınadır dedi. Ben dünden beri bana kötüyüm aslında. Bana şu cümleyi aslında açıklar mısınız? Söyle. Çünkü bu aşkın mimarı zaten Mehmet Ezel Bey'in annesi yani. Ezel teyze yani. Sadece olmaz, alınganlık yapıyor bence Ezel teyze. Yani anne alınganlığı. Böyle dönemlerde evlenen çiftler hassas ama anneler daha hassas oluyor galiba. Bence birazcık da siz yani ben çok seviyorum aslında. Ya ben bütün her şeyimi Ebru'ya anlattım. Peki bir şey soracağım. Ne dedi? Ben bu zamana kadar seni buldum ona dedi. Evet, buldum onu. Artık son yapmam gerekeni de yaptım. Daha da yokum, tek başınadır. Ne yapmak istiyorsa kendi yapsın dedi. Kendi sen bilir Ezel dedi. Teyze ne demek istiyorsun diye sordun mu? Ben sadece dinledim çünkü çok gergin, çok sinirli. Dedim ki anne hastalanacaksın, hani yapma bu kadar. Ağladı yani. Ben de bir şey diyemedim. Ben bir şey yapamıyorum ikisinin arasında. Ben bunca senedir zaten tek başıma çoğu şeyi yaptım. Bütün zorlukları aştım. Ben hayatına bütün bu kadar pisliklerin içinde kral gibi durdum. Bu saatten sonra da dururum. Gene söylüyorum, mutluluğumda yanımda olmayan... Esra Hanım. Hayır anneme akar. Anneme bir şey söylemiyorum burada. Annem zaten benimle hayır, bir problemi yok. Hayır anneme bir şey söylemiyorum. Kadın, yanlış anlaşılmasın. Yani çok kırgın olduğu için Mehmet'e. Sadece bu zamanda şu anda yanımda. Mesela en basit, Ebru ile annemi ben yan yana görünce duygulanıyorum. Gözüm doluyor. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor yani o kızı gibi davranması. Onun kendi öz annesi gibi davranması. Bu benim hoşuma gidiyor. Niye bu mutluluğu bana fazla görüyorlar ki? Bunun içinde büyütülecek bir şey yok ki. Konumuz dün neydi? Uyduruk bir ben şey nasıl ya başladım? Günah keçisi ilan edildim. Herkes saydırmış. Benim kim görmüş büyüğüme saygısızlık yaptım? Allah aşkına birisi söylesin. Kim görmüş? Ben her zaman saygımla kazanmışım. Ama benim doğru bildiğim, haklı olduğum konuda üstüme gelinmesin arkadaşlar. Ya gelinmesin bir de bu kadar lütfen büyütülecek bir konu değildi. Evde değil, büyük telaştan gittin, geldin, yaptın, ettin vesaire gibi. Ne oldu Caner? Esra Hanım biz şeyi merak ettik yani. Şimdi annense neye kırgın olduğunu merak ettik biz yani. Kırgın hayır da, dün bir kasko mevzu vardı ki. Dik kasko sigorta mevzu. Dik baş yani şöyle söyleyeyim, dik başlı değil de ailedeki herkesin böyle net bir karakteri var ya. Hani evet, atar mı yapıyorsun? Atar gidere gider, kimse de geri vites yok. Benim küçük kardeşimle annem iyi anlaşır. Benimle anlaşamaz, neden? Ben dümdüz bir adamım. Doğru bildiğimin peşinde giderim. Şimdi annen dümdüz, sen dümdüzsün. O da öyle. Ebru de sen dümdüz. Siz bir gün toslarsınız bir yerde. Yo Esra abla. Anladın mı tartışmanın ne olduğunu? Kusura bakmayın. O zaman takipçilerimiz doğru tahmin etmişler. Araya annelerin girdiğini. Hayır anneler girme. Yani bizim aramızda bir sorun yok. Evet, bizim aramızda hiçbir şey yok. Sadece gayet de mutluyuz. Sürekli aynı şeyler olduğu için biz geriliyoruz. Ben hastalanıyorum mesela, dün Mehmet dedim ki artık kemiklerim sızlıyor, yoruldum, midem bulanıyor dedi. Benim de hiç ağrım yok. Buraya ben daha kahvaltı yapmadım. Ya şimdi Mehmet o şey. Tadımız kaçıyor sadece. Evet. Ebru'yla Mehmet ailedeki yani hani şöyle söyleyeyim, diğer kardeşlere haksızlık olmasın da en önemli bireyler, en önemli çocuklar, annelerinin yanında duran, kapı gibi duran, dert evet ortakları olan, onlara yoldaşlık yapan, arkadaşlık yapan iki tane evlat. Anneleri onlara, onlar da annelerine çok düşkünler. Ama bu iki çocuğu yani her iki ailenin de istediği Ebru biriyle mutlu olsun, Mehmet biriyle. Şimdi her ikisi de birbiri gibi kuvvetli bir ilişkiyi yakalayınca sanırım anneler de evlatlarımız evden gidiyor gibi bir korku başladı. O kaybetme korkusu başladı. Evet. Ama
İnanın onlar evlendikten sonra daha çok sizin yanınızda olacaklar. Ben Ezel teyzeyle konuşmak istiyorum. Yayından sonra ben de ararım gerekirse. Ezel teyze, seni gülen yüzünü o ilk çıktığın günkü gibi görmek istiyoruz burada seyircilerimizde. Üzülme sen de. Bak bir. Mehmet böyle hani iri yarı yapılı, böyle hani derler ya hani kodumu oturtur. Ama içinde öyle bir adam var ki o gözleri dolmaya başladığı vakit başka birine dönüşüyor. Ve seni ilk defa böyle görüyorum. Yani çok yoruldum artık. Ciddi yoruldum. İnsanlar anlamıyorlar. Yorumlar çok kötü şekilde geliyor. Bak. Ama bu kız yani bu halime bu kız şahit. Ne gerek var? Ben onu böyle üzmek istemiyorum ki. Biz mutlu olmak istiyoruz ya. Gerek yok. Allah rızası için ya. İnsanların görüntüsüyle falanıyla filanıyla dalga geçmeyin arkadaşlar. Kafa yapmayın. İnsanların karakterini bilmeden konuşmayın. Lütfen. İnsanları yıpratıyorsunuz. Hepinizin anası babası var. Hepiniz birer şahsiyetsiniz. Biraz düzgün bir çizgi çizin kendinize. Sağınız solunuz olmasın. Düzgün bir şekilde ilerleyin. Biz burada kimseyi kırmak istemiyoruz. Kimseyi de kırmadınız. Artı bu kıza attığınız mesajlar, yok bu adamla olmaz, bu adamla olmaz. Hayırdır, benimle aynı evin içinde mi yaşadınız? Öyle mi yazıyorlar? Çok fazla o tarz mesaj alıyorum. Benim Mehmet'ten gizim saklım yok. Yani 100 tane mesaj varsa 80'i o şekilde. Bu saatten sonra da avukatlarım ilgilenecek. Ha, avukatlık derseniz çok öteye de taşınmasını istiyorsanız... Benim ismim Mehmet Uzun Hasan, Kartal'da. Söyleyin, bu kızla alakalı da olumsuz yorumlarına gelin, yüzüme söyleyin. Cesaretim benim. Tavan noktasında herkesi de beklerim. Buyurun bir çayımı kahvemi için, Mehmet'i tanıyın.